Hamur işlerimizi aldık, mabatta büyütmeye gidiyoruz. Günaydın. Sabah bir kalktım bak, 5 senedir evliyiz herhalde bunu. 2 kere ya da belki bu ilktir bilmiyorum. Bir baktım Öncü kalkmış mutfakta. Ondan sonra şaşırdım, çarpmadığım geçti. Ben de Deniz'in yanında yatmışım. Bu da kalkmış beni görmeyince herhalde Deniz'i okula bıraktı. Kendisi de dışarıda demiş. Bakınmış bakınmış. Sonra bir bakmış uyuyoruz biz. Ya ben çünkü çok uyandım dedim. Şey. Kesin dedim saat dedim. Allah dedim. Yani Deniz, Elif beni uyandırmamış dedim. Kendi kendime uyandığım için yani. Yani öyle bir şey mümkün değil normalde. Ben uyanacağım kendi kendime. Allah dedim Elif beni uyandırmadı. Kesin saat dedim Allah bilir dedim 12 olmuştur. Kaç oldu kim bilir. Herhalde Deniz'i okula bıraktı. Kendisi yok. Evde ses çıkmıyor çünkü. Abi baktım bunlar yatıyor. Sonrasında gerçekten burada duruyorsun teyze ya. Bizim bugün paylaşım günü vardı da Deniz'in mandalin götürmesi gerekiyordu okul. Ondan sonra ağzım çok kötü bana bulaştırdı bütün hastalığını. Ne dediğimi de unuttu işte. Kafamı karıştırdılar yine. Şimdi biz Migros'a geldik. Buradan börek alacağız. Ben de çay suyu dökmüştüm ama çaya dökmemiştim yani. Sıcak su yapmıştım. Öyle işte ya. Deniz de geç uyandı, şok. Geliyor mu sen ya? Hayır gelmem, hadi git al sen. Çünkü ben prensesim. Geliyorum dur. Geliyorum dur. Beni de burada bırakma. Migros'un içinde çekim yapmak yasak. Gizli çekim gibi yapıyor. Araba alayım mı şu araba yukarı bu adam? Ne yapacağız? Beni mi oturtacaksın? Börek alacaksın ya sen şimdi. Anca değil mi? Anca yeter. Sana börek. Neyse kapatıyorum içeride çekim yapmak yasak. Değil diyorum. Ay emniyet kemeri. Vay is it good? Hamur işlerimizi aldık, mabatları büyütmeye gidiyoruz. Sen çayı yap. Yeah, yayını var bunun da şimdi öyle şey oldu. Yes, here. Oh, I'm sen a pencil. İngiliz çok iyi. It's a bank, very good. And Yes. Ben pencil anladım bir tek. Bir de bank dedi. Bankaya borcum var. Bir kalemlik mi diyorsun? Ne diyorsun? Bankaya borcum var. Bir kalemlik silerler adam. Güneşte ayrı bir güzel oldum gıdım çıkıp gülerken. Canım ben. İşte böyle hani şey. Böyle eve gidene kadar çekeceğim. Müzik koyarım arkaya. Oldu bitti video. Hadi neyse kolum ağrıdı canım. Siz ben kolumda mı taşıyacağım şimdi? Eve gidelim ondan sonra görüşürüz. Çekmek için çekme şunu, kapat. Öylesine çekme. Burayı böyle çekerim, ondan sonra 25 dakikalık bir video yaparım. Sonra 6 saatte render. Evet, render değil mi? Renderlanır. Çıldırırım. Ay küçücük kuş var önce. Küçücük kuş dediğinde o kadar biliyor zaten o kuş. Şey gibi. Adrenalin bağımlısı, o da öyle yollarda. Onlar öteye gidemiyor yani. Onlar öteye gidemiyor. Büyüyemiyorum falan gibi. Öteye gidemiyor deyince hani şey gibi oldu. İstiyor ama demiyor. Ne biliyor isteyip istemediğini. Belki istiyor. Belki büyük kartal olmak istiyor. O. Evet ama olamıyor. Çok büyük hayalleri varmış küçük serçenin. Hı, belki ne atmacadan başlar. Yani. Önce atmaca olacak sonra şahin olacak belki. Hı. Sen ne olmak istiyorsun önce? Ben mi? Benim bir şey olmama gerek yok. Ben olacağım olmuşum. Şimdi böyle tutsan ben görünmüyorum. Böyle tutsam sen aşağıdan. Nasıl tutacağım? Şöyle tutarsam sığabiliyoruz. O zaman böyle tutacaksın. Böyle tutacaksın. Çünkü, böyle mi? Evet çünkü önemli olan benim. Ben de buradan gözlemledim. Sen oradan konuş. İşte öyle oldu, öyle oldu. Ben çok önemli yalnız şu an. Saç sakal dağınık. Gözler açılmamış, afyon patlamamış. Kendime gelememişim. Leş. Bağırma yaşlandım ama baksana artık yaşımı belli ediyorum ben ha. Kaç yaşında sizce Öncü? Artık belli ediyorum. Yorumlara ben. Bırakın. Sizce ben kaç yaşındayım? Artık belli ediyorum. Belli etmiyordum ya. Artık saç sakal artık şey oldu yani. Şimdi anlarız. Saçlar gitti ya ondan bile gözler mözler kırıştı bak buralar artık. Görüyor musun kazak? Hadi tahmin edin. Bilenler söylemesin. Bilenler söylemesin. Bilenler var aranızda çünkü bence. Patisliğe. Ay çok güzel saçlarım. Aynı şey gibiyim şu an. Liv Tyler'a benziyorum. Bu kadar mı benzenir ya? Yani bir insan Liv Tyler'a bu kadar mı benzer? Adil değil.
Şimdi Merlin izleyeceğiz. Çok bağımlı olduk biz. Yine mutfaktan sesleniyorum size. Ama seslenemiyorum çünkü sesim yok. Bezelye yaptım. Ama çok güzel oldu. Yaz domateslerim artık bitiyor. Sadece bir kavanozum kaldı. Yani 1,5 tam biraz fazla. Şimdi avokado yaptım. Avokado yaptım ben. Avokado yapabiliyorum. Aslında biraz daha geçirsem olurmuş. Neyse. İçinde var, limon var, tuz var. Çok az limon var. Fazla limon koyunca avokado hemen ekşiyor. Sonra fırında patates var. Ama küçük bebek patatesler bunlar. Onların da üzerine bir çay... Çay kaşığı, aynen damlattım. Bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum, tuz koydum, karabiber koydum, fesleğen koydum, biberiye koydum. Bunların hepsi koydum iki de. Yani fesleğen, biberiye. Bak nane koymayı unuttum. Sonra da iki kocaman diş sarımsak koydum. Bir de kırmızı toz biber. Hepsini böyle fırt 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 elimle yaptım. Karıştırdım. Sonra da fırına attım. O azıcık yağ bile bütün patateslerin üstünü kapladı. Bu arada o patatesleri şöyle tatlı bir şeyin içinde satıyorlar. Çok hoşuma gitti ve sakladım onu. Ondan sonra bu. Yanına bu sos olacak patatesler için. Bir de yaptığım şu turşu var ya, bu turşudan da koyacağım yanına. Kız bir güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Yani. Hatta dün bize geldi. Öncünün halasının oğlu var Alperen. Alperen'in karısı var işte, Sırp adı Ana. Onlar mesela dün işte bu turşuları gördü. Onların yaşadığı ülke tabii çok soğuk olduğu için böyle çok fazla yapıyorlarmış. Böyle bayağı kilo kilo yapıyorlarmış lahana turşularını. Ona da ilginç geldi böyle burada görmek. Tarifini aldı. Ondan sonra bu şekilde yani hoşuna gitti. Keşke dün çekseydim, ben şey yapmadım. Dün onları göstermedim. Dün çok böyle yarım bir gündü. Bugün yeni bir gün yani. Bugün ayın kaçı? Yani bugün iki günün vlogu iç içe girmiş diyebilirim. Ama ayın kaçı bakamıyorum. Öncü. Ayın kaçı bugün? 18 değil mi? Evet. Bugün ayın 18. Ama ben bugün... Öncünün yayını var. Ben bugün akşama koyarım. Yani siz şu 18 Ocak akşamında bu vlogu izleyebilirsiniz ya da gecesinde. Bu şekilde işte. Bu arada Öncü bir kere Migros'tan şöyle bir şarap almıştı. İşte Melen diye. Neden ki bu? O kadar güzelmiş ki tavsiye ederim. Böyle yani hafif seviyorsanız. Yani alkol kullananlar için söylüyorum. Biz de öyle çok içmiyoruz da 40 yılda bir yani. Geçen gün arkadaşlar geldi diye açtık. Öyle işte yani. Daha fazla konuşursam bir daha konuşacak ses kalmayacak bende. Yemekleri yaptım. Bu arada bu yiyeceğimiz patatesler bildiğiniz kahvaltı. Ondan sonra... Önce yayına girecek. Ben de Jane the Virgin izlerim herhalde. Ondan sonrasında da bakarız. Nasıl lan? Bak şimdi gel konuşalım izliyordum. Reklama girdi. Tamam mı? Devam edecekmiş reklamlardan sonra. Ama ben kapatacağım çünkü reklamlardan sonra devam etmiyor. Nur Tuğba'cığım diyor ki iyi hafta sonları, yayınımızın sonuna geldik. O zaman 20 dakika sen neden orada oturuyorsun ki? Masada reklamın bitmesini bekliyorsun sadece görüşürüz demek için. Ama işte başka nasıl para kazanacaklar? Doğru reklamdan para kazanıyor değil mi kanallar? Evet, boş konuştuğum bir vlogun daha ortasına gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Peki bu ne olacak? Yarım bırakılmış badem ve ceviz. Nasıl attım ya? Böyle işte. Dün de Deniz çok istediği için herhalde bir 100 yılda bir yaptım. Kakaolu kekten yaptım. Badem sütü de yaptım. İnek sütü hiç almadığımız için. Ama tabii var içinde. 4 tane yumurta var. Yumurta da zaten market yumurtası değil. Bir de Hindistan cevizi şekeri. Neydi? Great Mountain mıydı? Great Mountain galiba. Hatırlamıyorum ya. Migros'larda vardı. 9 liraydı. Şimdi Migros'a gelmiyor. Allah Allah dedim. Yani internetten bulabilir miyim acaba dedim. 25 lira olmuş ya. Bir şey de cem ama cem.
Hayır, şurada bir Hindistan cevizi ağacı olsa da ben kendim yapsam. Kapı çalıyor. Öncü, kargo mu var senin? Kim yaptı? Ne bileyim, ben bir şey istemedim çünkü. Çünkü benim AliExpress alışverişim tamamlandı yani. Ay AliExpress. Nasıl AliExpress'e girip bir şeyler bakasım geldi şimdi, biliyor musun? Yattığım zaman böyle en sevdiğim şeylerden biri ya Candy Crush oynuyorum, ya Hearthstone oynuyorum, ya da şey. AliExpress. AliExpress'te gereksiz masraf. Dolar yükselmeseydi daha iyiydi de. Neyse. Yeter. Hadi görüşürüz. Tın 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 tın. Hazır yemeğim. Oha Elif, bu yemeği nasıl yiyeceksin? Hepsini kendin nasıl yiyeceksin? Of, çok iyi. Tavsiye ederim. Burada közlenmiş kırmızı biber. Bunu da kendim yaptım, söylemiştim. Bunu da geçen gün yaptım. Dün mü yaptım, siz mi yaptım bunu ya? Neyse işte. Şunu hemen yemem lazım. Resmen kahvaltı niyetine yiyorum. Çünkü yapmadım kahvaltı. Koşa süreceğim de. Bence bayağı güzel. Çok başarılı. Ne için almışım ben bunu? İşte dolgunlaştırsın diye almıştım. Yani hem kokusu çok güzel. Bir de babam da kullandı mesela. Babamın da çok... Başkası ya bu konuşun. babamın da çok hoşuna gitti. Ondan sonra bu ikisi... İkisi 300 liraydı. Bir şampuan için 300 lira çok fazla. Evet biliyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Hem saçım kısa hem de çok uzun süre idare ediyor. Yani tamam... Yani bayağı idare ediyor. Bak bu 250'lik. Bu da 200'lük. 40 yılda bir aldım ya normalde. Çünkü şey Roşan'ınkileri kullanıyorum normalde. Bu sefer böyle oldu. Böyle işte. Nerede hocam? Migros'tan aldığım oje. Bence çok güzel çıktı. Canım. Aa, kafa çıkmamış. Bence oje çok güzel çıktı ve ben şimdi onu 3. katına süreceğim. Ya 3. kat dediğim daha doğrusu bazı yerler çıktı. Çok az yer yani birkaç bölge. Orayı tamamlayacağım. Ondan sonra da işte deniz okuldan çıkana kadar takılacağım. Şey geldi. Deniz'in babaannesi, kayınvalidem ve bu da demek oluyor ki Öncü'nün annesi. Öncü'nün annesi geldi. Ama şu anda Öncü'nün anneannesinde. Daha bize gelmedi. Deniz'in okula çıkma saatinde gelecek. Bu şekilde. Sizi şuraya bırakıyorum. Refika'nın mutfağı. Refika fırın başında hamur açıyor. Ne bu? Canlı yayın mı yapıyor Refika? Ben ilk böyle Refika'yı gördüğümde televizyonda şey demiştim. Şu an takip ediyorum YouTube'dan. Ne biçim konuşuyor bu kadın ya? Diye bir garip gelmişti yani. Konuşma tarzı kadının. Kendininkine bak de bana. Normal olarak. Ondan sonra izledikçe kadının sevimli olduğunu gördüm. Yani tabii ki de sevimli. Yani bana göre yani sempatik olmaya başladı kadın. Yalnız işte tarifleri şey. Genelde tarifleri. Mesela enginar yemeğini çok güzel onun verdiği tarifle yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Ama genelde yaptığı tarifler şey. Hep kilo 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 yağ yağ yağ. Resmen yama yaptım. Peki ben neye girdim? Smule mi ne? Öyle bir tane uygulama var ya. Karaoke yapıyorsun. Hadi beni bulun oradan. Çünkü adım Elif değil. Orada otomatik Facebook'a bağlayınca böyle otomatik bir isim. Yani normalde zaten kullandığım bir isimdi. O ismi verdi bana. Beni bulana düet hediye edeceğim falan vermişim. Hem de bu sesimle düet hediye edeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Challenge. Smule'de Elif'i bulma challenge'i. Tabii ki de challenge olduğunu biliyorum. Bilerek challenge'dir. Hemen acaba yoruma gömeceksiniz. Çünkü bir milyon tane izleyicim olduğu için yorumların hepsini okuyamam. Bak bunlar ne zamandır burada böyle yatıyor. Mevkilerim. Bunları yeni yaptım. Küpeler. Şunlardan bir liklik olacak. Bunlar da küpelerim. Bunlar da küpeler. Bunlar da. Bakıyorum. Şunlar da.
Ah bilekli. Böyle yani işte. Ama ayağı... Ben kalktım değil mi sen? Kazım Hanım. Hadi. Evet. Terliklerine bakıyorum. Terliklerim ve maymunu şuradaki. Dolma yaptı. Her gün. Çevir 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 çevir. Uçtu uçtu. Sizleri öpüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.